Sevgili dostlarım, herkese öncelikle merhabalar. Kaldığımız yerden Warhammer 3 Nekari'ye devam ediyoruz. Şimdi Zinç bölgesindeyiz. Zinç bölgesinde... Bak, önce şu karakterlerimizi bir atayalım. Gerekli büyülerini. Şuna devam edelim bu sefer. Yolda yürüyene verdim. 9. seviyeye gelmiş bu da. Bir tane büyücü Nekari'ye vereceğim. Artık iki tane büyücü olması daha iyi olacaktır Nekari'de. Bu tarafa geldiğinde. Şöyle menzilimiz gelişsin. Tamam, para konusunda da bir sıkıntımız yok. Büyücümüz burada. Beklesin. Nekari'ye baktığımız zaman evet, bir tur geçmek zorunda burada. Aramızdaki yeni veba. Oh. Nurgul yozlaşması artı 5. Tamam. Şimdi. Bir şey mi oldu? Ha, bir şey oldu. Joy Delirium. Bu kötü ruhlu konağın şehvetli katliamı Kara Prens'in hoşuna gitti. Yıkım hazının devam etmesini sağlamakla kalmayıp daha ateşli seviyeye ulaşmasını sağlamak için en sevdiği yüce iblisinden bir hediye gönderdi. Ha, bak şimdi bu müjdeci olarak devam etme şansımız var. Büyücü olarak veyahut da sırların yüce muhafızı. O büyük şeyler vardı ya, bizim yaratıklarımız. Ona dönüştürebiliyoruz. Öyle yapalım ya. Evet. Ama seviyesi düşüyor. 7. seviyeden başlıyor. Fakat güçlendi. Bunun da büyüleri var değil mi? Aa, bu hem büyücü aynı büyücü olarak devam ediyor. Fakat o işte silah gücü falan acayip derece yükseldi. Güzel. Tek kötü yanı 7. seviyeye düşmesi. Tazelenme özelliği var. Pasif yetenek. Ver ona direkt. Abi, tazelenme özelliği varsa çok güzel o zaman. Zaten şu an büyücümüz var. Biz şu tarafa verelim. Biz bu tarafa verelim. Şu an yanımızda bir ölüm büyücüsü olduğu için. Ve bunu güçlendiririz. Bu daha güçlü olsun. Demek ki değişim bunlara da varmış. Nurgle'da biliyordum olduğunu da. Burada da görmüş olduk. Sizle beraber şahit olmuş olduk. Sanki burada bir şey varmış gibi ya. Oraya da basmak istemiyorum. Ne oldu? Evet, yine güçlü bir ordu karşımızda. Bu sefer kıl payı zafer veriyor. O zaman bu savaşı yapalım. Fazla zayiat almayalım. Arkadaşlar, yine oyun çöktü. Tekrardan girip çıkacağım. O yüzden ordular değişebilir. Demeyin ki bu ne, yani bir daha savaşı yapıyor diye. Her girdiğimde bir tur geriden geliyoruz. Bir tur geriden geldiğim için de ordular değişebiliyor, karşıdaki ordular. Yani demeyin ki niye ordular farklı diye. Şu an oyun gitti yani. Çıkıp bir daha girmem lazım. Evet, tekrardan başladık. Şimdi bir tur geriden geldim. Bir tur atlattım. Oyunda tekrardan bir saldırı yapıyoruz. Daha farklı bir ordu olacaktır tahminim. Aynı mı farklı mı bilmiyorum ama bence aynı oldu bu sefer galiba. Tam anlayamadım da. Neyse. Bak, böyle alamıyoruz. Çok pahalıya geliyor. Bunların da bunların menzili kaç? Abi, menzil gücüne bak. 1.4000. Abo, boşuna buna vurmuyor. Deli gibi vurur var ya bu. Ben diyorum, nasıl geçiriyor bana tek atışta. Canımın yarası gitti dedim ya. Abi, boşuna bunlar şey değil. Vay anasını sayın seyirciler. Oo, iki tane aldırmıyor bana. Bunun kaç? 556. Şunun çok yüksekmiş de. Bunun da menzili fazla. Bunu alsak 250 menzili var nasıl olsa. İleriden şuna vursak. Tak tak.
Kendime çekebilirim en azından. 600'den daha düşük yok. O zaman şöyle yapacağız. Yine nekari 1 yaparak şunları 2 yapıyorum. Bunu kullanacağım. Menzilimi fazla olduğu için. Düşmanı kendi tarafıma çekebilirim bunun sayesinde. Biraz daha yakın yapacağım. Hep beraber saldırabilirsiniz. Orduları biraz daha yakın tutmaya çalışacağım. Önceki bölümde çok ayrı kaldılar. Oradan bir darbeydik. Ayrı kalınca. Geç kaldılar çok fazla. Ama şimdi böyle gelebilirler en azından. Hayret. Sanki orduyu ikiye ayırmış gibi. Buradan gelin siz de. Bekleyin burada. Arkaya geçebilirsek iyi olacak da bir dakika. En arkaları zorla. Atışlara başlayalım. Gel şöyle. Hızlı gel. İyi vuruyor ha. Havada ya bunu saldıramıyoruz. O çok kötü. O çok kötü oluyor. Senin kaç mühimmatın var? 8 mi? Yapma ya. Kötüymüş. Aslında şu havacı ve vursan daha iyi olur gibi. Niye o tarafa gidiyorsunuz? Saldırın. Bunları çıkarmaları güzel olmuş ya. Çıkartın bakalım. Ha geldi. İstenmeyen tüy de geldi. Yürüyün şöyle. O bize mi saldırıyor? Aynen. Bu ne? Doldurma veriyor. Neyse şuraya yap da. O da kaçıyor. Şuraya yardıma gidin. Nekari. Düşman komutanına saldır. Ama saldır yani. Öldü mü o? Öldü. Lan tam dokundum ona. Saldıracağım. Saldırtamadım ya. Attack.
Komutan öldü. Düşman komutanı. Tek şunlar biraz zorlayabilir. Zayiat alan pek fazla yok gibi ama bakalım bir yine de. Çok az var ya, çok fazla yok. Güzel. Güzel savaş. Temiz savaştı. Yine bir yeri ortaya çıkartalım. 3128. Buradan altın geldi. Bu işaret mi vardı şeyde? Bir dakika. Galiba bu sefer bulduk. İşareti. Aynen. Demek ki buraya gelmemiz gerekiyor. Tamam, işareti bulduk. Sonunda işareti bulabildik. Benim oraya geçmem için nereye gitmem lazım şimdi? Burası buraya ışınlanıyor. Burası buraya ışınlanıyor. Bu turuncu işaret nerede? Burada. Ben kırmızıya gitmem lazım. Bu kırmızı işaret de burada. Ben buraya nasıl geleceğim şimdi? Haydi buradan yak. Buradan buraya gelebiliyor. Buraya nasıl geleceğim ben şimdi ya? Bir tek bu yoktur. Başkaları da var da kesin vardır ama ben buraya nasıl geleceğim? Şimdi benim şu turuncu gelmem lazım. Bakın şimdi burada sadece şu kırmızı var. Kırmızı da burada var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl geçtiğimi. O yüzden bakıp bakıp geçmeliyim. Ha, ihmali artık alamıyoruz. Çok güzel. Mükemmel bir an şu an. Çok güzel bir an. İhmal de bitti. Her şey bitti arkadaşlar. Ha, bu da şey alabiliyorduk. İkmal alabiliyorduk bari. Tamam. Tamam. Evet. O zaman buradan gitmem lazım. Tamam. Güzel. İyi. Bulduk. Şansımız yaver gitti bu sefer ya. Abi ne öyle? O tarafa git, bu tarafa git. Bir türlü bitmiyor. Sonu gelmiyor. Ben bu saldırıyı bekliyordum. Yani bana saldırı zaten saldıracağı belliydi. Bunların 338 saldırıları var. Aslında fena değiller. Ne kadar mühimmatınız var? 10 mühimmatları var. Mühimmatları da bayağı varmış bunların. Böyle alabiliyoruz. Şimdi burada ihmal yok. Bu savaşı yapalım. İkmalimiz olmayacağı için. O artık bonusumuz bitti maalesef. Elimden geldiği kadar zarar görmemeye çalışacağım. Şu birlikleri önden göndereceğim. Bir şekilde onu bunlarla yıpratmaya çalışacağım. Bakalım. Burada toplu bir şekilde durursak daha iyi olacak. İlim de geldi. Yakın dövüş savunması ve saldırısını düşüren bir ilim geldi. Bir işime yarayabilir bu. Kaç saniye? 21 saniye sürüyormuş. Toplu bir şekilde duralım. Menzil üstünlüğü şu an bizde. Aa, bunlar havada durmuyor. Yerde duruyormuş. Tamam. Ne yapalım? Madem şuradan gelsin. Ben de direkt buradan müdahale ederim. Buradan da bekleyin. Siz ordu çıkartırsınız ön taraflarına. Onları önden göndeririz. Yine Nekari'yi bir yaparak yemleyeceğim düşmanı. Şimdi ikinci grup. Siz olun. Bunlar beklesinler, kaçmasınlar. Ama gene sınıflandırayım da bir yere sevk edersek kolay bir şekilde sevk edebiliriz bu şekilde. Siz destek birlikleri yandan geleceksiniz, tamam mı? Direkt arkalarından saldırırsınız. Bunlar da piyadelerimi de arka alanı korumak için alıyorum böyle.
Şimdi düşmanda şeyler var arkadaşlar. Atlı birlikler olduğu için birazcık yanlarımı korumalıyım bu şekilde. Bunları da 5 yapalım. Geçin arka taraflara. O bana gelmek zorunda. Yalnız bir dakika. Gelin arkaya. Buraya saldırıyor ya, ilginç. İyice bir gelsin de. Şunları da gönderin. Güzel. Herkes saldırsın. Düşman komutanına saldırın Ekari. Ne kare? Düşmana saldır, düşman komutanına. Yaşar'ın bir gelse iyi olacak da şu an gelir mi bilmiyorum. Yok, gelmez. Çok zor onun gelmesi. Tamam, düşman komutanı öldürmüşsün Nekar'ı, aferin. Biraz ikmal almak için saldır sürekli düşmanlara. Bunlar pes etmiyorlar biliyorsunuz. Kırılmaz özelliği var. O yüzden son adama kadar savaşacaklar. Tamam. Fazla hayat almadık. Güzel. Bunun canı çoğalıyor mu? Niye çoğalmıyor? Aslında saldırdıkça çoğalması lazım. O özellik gitti mi acaba bunun üzerinden ya? Buna o iksiri versek, bir tane iksiri vardı ya can çoğaltan. Yani işimize yarayabilir. Şu an canı çoğalmıyor. Garip. O eşya üzerimizden gitti galiba bizim. Gitmiş gibi. Yine temiz bir savaş. Çok fazla hayat almadık. Ortaya çıkarmanın bir anlamı yok. İhmal yaparak gider miyiz? Öyle yapalım. Artık yolu biliyoruz nasıl olsa.
Burasıydı değil mi? Aynen burası. Buradan gidelim de. Tuzak falan olmasın. Tamam. Ver ölümsüzlüğe. İkmal yapsak mı? İkmal yapacak yer yok bu ki burada. Bekleyip ikmal yapabiliriz. Gerçi boşluk çok şeyimiz var. Ordu bassak mı diye bakıyorum. Hem ikmal yapmış oluruz. İki tur beklemek zorunda kalacağız ama bakarız duruma göre ne yapacağımızı. Bayağı bir zorlu geçecek gibi duruyor. Şurada bir altın var. Büyücü sen burada bekle. Evet gene bir saldırı altındayız. Her zamanki gibi değişen bir şey olmuyor. Bunlar uçanlar değil mi? Uçan şövalyeler aynen. Bunlar uçabiliyor. 3 tane bundan mı alsam? 60 silah güçleri var. Bunda 80 silah gücü ama zırt delici özelliği var bunlarda. Bilemedim şimdi. Böyle olmuyor. Çok pahalıymış bunlar ya. Neden pahalı öyle? Bu 5 tane oluyormuş. Katil Zafer de. İkmal yapamayacağım. Orası büyük bir sıkıntı. Evet, şimdi maden ilmi geldi. Büyük afet gelmiş. Tamam. Bunları önden sürelim. Zaten düşman bana saldıracağı için bir sıkıntımız da yok. Direkt bunlar kendini feda etsinler. Nekari'yi hor kullanmayacağım. O can çalma özelliği yok Nekari'de. Hangisiyse o. Bakacağım ona bir. Saldırdıkça can veren ağlayan kılıç mı ne bir şey vardı. Efsunlu bir eşyamız vardı. O elimizden gitmişti. Galiba oydu o. Şunları da ayarlayalım. Bir dakika. 2. Hatta bunu 5 yapalım. 3. 4. Ben yavaştan çıkartayım da şunları. Bir daha uğraşmayalım. Çok uğraşıyoruz bunlar çıkartana kadar. Boşu boşuna zaman kaybediyoruz. Diğerlerini çıkartayım. Bunlar iyi oldu. Tamam zamanla gidiyorlar da. Olsun. Burada bekleyin. Komutana saldır. Gelin. Saldırın buraya şimdi. Evet.
Düşman komutan öldü bile. Vuruyor alamıyoruz ya. Canı çoğalmış bunun. Nasıl canı çoğalıyor onu anlayamadım ben bir türlü ya. Allah Allah. Onu bir araştıralım. Sen canını çoğalt. Evet, bunu da kazandık ama kaçan ordular var. Bir yeri ortaya çıkarsak mı tuzak falan çıkmasın diye. İhmal nasıl veriyorsun? İhmal çok fazla vermiyor. Sen gene bir gizli bir yer ortaya çıkart da. Bakarsın basarız üzerine. Sonra uğraştırmasın. Bizi başka yere ışınlamasın. Korn sürgün edilmişleriyle bağlılık diyor. Bu şey mi acaba? Bağlılık ne oluyor? Diplomatik ilişkiler. Büyük cazibeyi davet et diyelim. Bağlılık ne oluyor şimdi? Bakalım ona bir. Ordu isteyebiliyoruz. Ordu çekebiliyoruz. Karakollar, hedef ayarlama var. Tamam. Ya seninle konfederasyon kurabiliyoruz mu ya? Mesela bununla konfeder olma şansın var mı? Senle. Bu ne? Burayla. Burası olsun. Anlaşma yapıyor. Para da alabiliyoruz. Ne oldu şimdi? Müttefik misyonu varmış. Orduyu yen diyor. Orduyu yen diyor. Tamam bunu şey yap. Bak bayağı bir şey varmış aslında o oyunda ya. Peki şimdi ben seninle ticarete başladım mı? Yoksa biz şey mi yapıyoruz? Kaynakları mı paylaşıyoruz? Galiba biz kaynakları paylaşıyoruz. Sanırsam. Öyle zannediyorum. Şu lordun da can çalma özelliği neydi ya? Oho. Tazelenme. Buymuş. 30 metre içindeki düşman birimi yok edildi. Düşman birini yok etti mi canım çoğalıyor. Tamam. Onu öğrendiğimiz iyi oldu. Yani bir lordu falan öldürünce mesela. Orada lorda saldırdı ya. Öldürünce canım çoğaldı. Bir şeyler öldürmesi lazım. Şimdi kırmızı yere gideceğiz. Burada bir yol mu var? Tam önümüzde bir şey var galiba. Işınlanma noktası tam burada arkadaşlar. Buradan gidelim. Evet, buradan turuncuya gidip daha sonra en son yere ulaşabileceğiz. Sonunda yani. Sonunda ulaşabileceğiz. Ben sabahtan beri gitmeye çalışıyorum o taraflara. Gidemiyorum bir türlü. Bayağı bir zorladı bizi.
Bunun misyonu var mı? Bir bakalım. Güzelmiş bu. Bayağı bir şey varmış oyunda aslında. Bilmediğimiz şeyler. Chaos, all my power is unfathomable. I still need minions like you. Ha, gideceğimiz yerde düşman yok ya. Biz aşağı indik ki buraya. Hedef yok orada. Bu orduyu mu alıyorum ben acaba? Neyse şimdi onun şeyini almayalım da boşu boşuna ağırlık yapmasın bize. Biz şu hedefimize gidelim. Artık şunları yapsak mı? Hayır, yapılacak bir şey de var mı? Teknoloji açar. Bunlardan yapılmasını sağlıyor. Tarikatçı yapabiliyoruz. Tamam. Bir de büyücü yapalım bir tane. Böyle. 5 tur kaldı da yetişebilecek miyiz acaba? Turuncu değil mi? Turuncu buraya gelecek. Tamam, turuncu. Buradan buraya geçeceğiz. Da burası biraz kalabalık. Bayağı bir kalabalık. It is as intricate as it is beautiful. You want me. You desire fornication. Such insights to tempt you. Evet, gene üzerime gelen bir ordu var. Burası biraz zorlayacak gibi duruyor. Bir ordu daha var çünkü. O ordu üzerime gelmezse kaçabiliriz ondan direkt. Pek fazla da oyalanmak istemiyorum bu taraflarda. Bu ordu da şunların olması hiç iyi olmadı. Bunlar ne kadar fazla vurduğunu gördünüz. 90 menzilli olması iyi aslında. Çok fazla menzilleri yok. Bunun menzili var. Yine şöyle çeksem mi? Böyle çekmek daha mantıklı. Daha fazla birim geliyor. Daha da iyi oluyor bence. Evet. Işık ilmi geldi. Işık ilmi ne veriyor? Doldurma hızını arttırıyor. Çok da bunların işine yarar da savaşın ortasında gelecek bu. Savaşın başında lazım bunun gelmesi. Pek fazla işime yarayacağını söyleyemeyeceğim. Tamam, şimdi siz burada bekliyorsunuz. İki yapalım size. Ne kadar da şurada beklesin. Bakalım nereden gelecekler. Yine şunları şöyle sağlı sollu alacağım. Biraz zayiat almışız. En son gittiğimizde biraz ihmal yapmak zorunda kalacağız. Bayağı zorlu bir yer burası. 6 yaptım ve sol tarafa aldım bunları. O bana gelecek eninde sonunda. Orduyu ön tarafa al. Saldırıya başladı bile. Ne karı, sen şu arkaya yürüsene. Gelin arkadan şöyle hızlı bir şekilde.
Yürü arkaya. Komutan olursak iyi olacak. Siz girin ortaya. Yavaş yavaş gelin. Hoppa, bu bana saldırıyor. Lan canına mı saldın? Ne yaptın orada? Abi şunlara saldırın. Şu tekli birlikler benimle gelsinler. Bunun büyüsü varmış ya oğlum. Ben yok zannediyordum büyüleri. Bu ne ya? Bu kadar. Bu kadar. Aslında zayiat almıyoruz her savaşta ama üst üste bindi mi biraz bizi etkilemeye başladı özellikle. Son savaşımız da var. Büyük bir savaş yapacağız. O büyük savaşa girmeden bir iki tur beklemek istiyorum. İkmal yapıp daha sonra gideceğiz. İnşallah o anda bana biri saldırmaz. Çok zincir acayip zormuş. Yani bir dengesizlik var. Biraz zor olur anlarım da bu 2-3 kat daha zor diğerlerinden. Hem bir yapbozla uğraşıyorsunuz hem de birlikler çok fazla üzerime geldi. Daha fazla birlikle yüz göz olmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bunu yaparsak Sıraneş çok kolay. Sıraneş'te rahatlayacağız. İkmal fazla vermiyor. Şu uzak falan çıkmasın da çıkartayım ortaya. Hadi al geçiş al. Sabahtan beri hep aynı şeyi istip duruyor. Etten bir armağan. Sıraneşi fraksiyonlarıyla artı 20 diplomatik ilişki. Tüm ordularda artı 6 ama Cornate fraksiyonlarına karşı diyor. Bir işe yaramaz. Şu an Zinch'le savaşıyoruz. Yanlış geldik değil mi? Feast upon their sin. There will be pain. 1500 tecrübe verdi herkese. Bak bu daha güzel oldu. Bu daha güzel oldu. Evet herkes seviye atladı en azından. Evet, bu güzel oldu. Şimdi üst tarafta nereye gidebiliyoruz? Oğlum bu ne ya? Hep önümüze bunlar çıkmak zorunda mı arkadaş? Neyse dostlarım. Şu savaşı da yapalım. Orada bitiririz artık ama yeter artık yani. Bitmediler abi. Daha kaç tane gelecek üstüme? Burada save alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Evet dostlar burada bölümün sonuna geldik. Arkadaşlar artık savaşmaktan midem bulandı. Yani burada belki 10 tane savaş yaptık. Bizi bayağı uğraştırdı Zinch ama sonunda yolu bulduk.
Bakalım inşallah burada bitiririz bunu. Zinç'ten sonra Sıraneş geliyor. Sıraneş kolay. Onda bir zorluk yok. En büyük zorluk buradaydı. Burayı başarırsak önümüz açık duruyor. Evet dostlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.